Kerimcan Durmaz fenomen olarak biliniyor. Çok fazla seyredilen bir genç arkadaşımız ve seyredenler de Z kuşağı, yani 14-24 arası bir kuşak seyrediyor. En son paylaştığı video en son baktığımda 3 milyon izlenmişti. Ne diyorsun, ne demiyorsun, kınıyor musun, rahatsız oluyor musun? Valla zaten rahatsız olmamız için yapılan bir tür klip diye düşünüyorum. Var olan bazı düşüncelerimizi yıkıp yerine yenilerini koyabilmemiz için yapılan bir klip diye düşünüyorum. Yani bazı kafamızdaki tabuları yıkmamıza çok yardımcı olacak. Yardımcıdan daha çok sansasyon yaratacak bir klip kesinlikle. Ya biraz hoşgörüyle de bakmak lazım. Yani tukaka demememiz gerekiyor değil mi? Yani başka bir türlü tabii bir ki anlayış var orada. Ama çok güzel dans ediyor. Çok güzel şey var. Kostümler var. Sanat grubu gayet iyi. Her şey dört dörtlük. Ha, müziği de tartışılır. Onun seveni var, sevmeyeni var. Yani müzik evrildi çünkü artık yeni kuşak, Z kuşağı başka türlü müzikler dinliyor. Evet, bak sözleri bak. Enteresan sözler. Sözler geliyor şimdi bak. Bak bak bak. Dur biraz büyüteyim bunu. Gece gündüz peşimdeler. Peşimde. Flaşlar hep peşimde. Peşimde. Huhu. Koşup dursan peşimde. Peşimde. Elvis popüler kültürün babasıydı o zamanlar ve bu adam reklamlara çıkıyordu. İdol haline gelmişti. İnsanlar onun gibi giyinmek istiyordu. Reklamlarda gösterdiği şeyleri almak istiyordu. Onun gibi şarkı söylemek istiyordu ve Elvis'in bu kültüre katkısı inanılmaz büyüktür. Ya şimdi bizim orada tabii pazarlayan önemli. Yani onu dünya pazarına sunan adam önemli. Onu bir marka olarak belirledi ve o marka üzerinden ciddi paralar kazandı. Hem Elvis kazandı hem de menajeri ya da neyse onu dünyaya pazarlayan adam dünya paralar kazandı. O bir markaydı. Hakikaten o dönem, o yıllarda o tür bir enerjisi olan bir rockstar yoktu. Ve çok dinamikti, çok enerjikti. Dansıyla genç kızları özellikle çok etkilemiş. Çok acayip. Genç kızlar abi. Yani ben böyle bir şey görmedim. Yani bu programı yapacağım diye şöyle bir araştırmaya soyundum. Seyircisi sadece genç kız. Erkek yok. Genç kızlar saçlarını başlarını yoluyorlar falan böyle. Acayip. Evet. Beatles'la da aynı. Evet. Beatles'la da aynı şekilde. Kızlar bağırıyor. 4 tane yapışıklı değil onlar. Yani yakışıklı onlarda değiller bir hocam aslında. Aynı. Yani ama bir şey, bir yaratıcılık var, bir performans özel var. Özel bir tarzları var. Enerjileri var yani. O da etkiliyor. Hikayesi de fakir bir ailenin çocuğu ve işte genç yaşta bir gitar sahibi oluyor. Annesi ona bir gitar hediye ediyor ve gitara ilgi duyuyor. Ama tır şoförlüğü yapıyor. Yani baktığında adam aslında bizdeki karşılığı ne olabilir? İşte inşaat işçiliği yapan İbrahim Tatlıses yani. Black Sabbath'takiler zaten sanayi işçisi. Evet. Hatta davulcusu parmağını gitaristi kaybediyor. Gitaristi. Tabii. Ona göre bir gitar ayarlanıyor falan gitar, o şekilde. Yani metalin doğuşu da işçinin sesi aslında metal. Değil mi? Arkadaş dans etmesi yasaklanmış. Ne diyorsun? Memphis'te demişler ki o dönemin rütüğü. Amerika'daki rütük demiş ki sen çok demiş götünü başını fazla kıvırıyorsun, oynatıyorsun fazla böyle kıvırıyorsun. Kırıtma o kadar demişler. Düşün bak yasak geliyor. Nasıl bir şey geliştirdiyse, nasıl bir etkisi varsa o dönemin gençleri üzerinde. Led Zeppelin'den bahsedelim. Led Zeppelin dünya çapında bir popülerlik söz konusu ve parçaları, her bir parçası hit. Müzikalite anlamında, müzik anlayışı anlamında yenilikçi. Farklı bir çok sound deneysel geliştiren. Onlardan da birçok gruplar etkilenmişler. O kadar çok grup var ki yayına girmeden önce ben çocuklarla da paylaştım. Elton John'un hayatı var. Rocketman. Netflix'te. Çok acayip, çok ilginç, çok da güzel işlenmiş. Yaşadığı zorluklar, kat ettiği yollar o kadar güzel anlatılıyor ki. Mesela onu nasıl değerlendiriyorsun? Seveniniz var, sevmeyeniniz var galiba. Yani piyano ve piyanodaki o piyanoya besleyen işte davuluydu, elektro gitarıydı, bilmem nesiydi ve yaptığı bütün şarkılar da hakikaten hepsi dünya çapında hit olan şarkılar. İşte Iron Maiden'ı sayabiliriz değil mi? Pantera, Slayer, Megadeth. Bunlar herhalde. Bunlar metale giriyor artık. Metale giriyor. Evet. Thrash metal ağırlıklı olarak. Iron Maiden hocam, New Wave of British Heavy Metal akımının, İngiliz Heavy Metal'inin yeni akımı anlamına gelen akımın babalarından. Ozzy Osbourne sahnede bir hayvanı dişliyor. Hangi hayvan o? Niye böyle bir şey yapıyor? Ve bütün dünya çapında dünyadaki hayvanseverlerin tepkisini çekiyor Ozzy Osbourne. Neler söyleyeceksiniz? Güvercin diyenler var. Yarasa diyenler var.
civciv var. Civcivlerin üzerinde zıpladığına dair rivayetler dönüyor. Biraz da şeye konuşacağız. Yani buradan yola çıkarak şiddetten bahsedeceğiz. Metal çağrıştırdığı ne olabilir? Yani şiddet var. İşte satanizm var. Kedi kesenler. Kedi. Onlardan da konuşacağız da. Öncelikle bu şeyi konuşalım. Ozzy Osbourne'un dişlediği hayvan. Hangi hayvan? Hocam yarasa. Hikayesini olayın. Anlat bakalım. Anlat onun hikayesini. Yani çok fazla sansasyon yaratıldı onun hakkında yine. Civciv eziyor falan da dendi. Çok garip muhabbetler. Dedikodu nasıl yayılırın da aynı zamanda örneği oldu. Adama seyircilerden bir tane yarasa fırlatılıyor. Oyuncak yarasa olarak gözüküyor tabii orada. Ozzy Osbourne oyuncak yarasa sanıyor. Öyle gözüktüğü için. Ve evet. Adam eline alıyor. Hani sertim ben göstermek için kafasını koparıyor. Ve kafasını kopardıktan sonra fark ediyor ki bilin bakalım ne gerçek. Evet, çok enteresan bir hikaye aslında. Yani. Adam evet. Gidiyor tabii istifra ediyor, affedersiniz. Üflüyor falan. Evet. Biraz şeyden konuşalım, bu şiddetten konuşalım. Metal'in çağrıştırdıklarıyla ilgili konuşalım. Hani tukaka denmesinin sebebi bir dönem ebeveynlerin rahatsız olduğu bir konu. İşte birden çocukları şekil değiştiriyor, biçim değiştiriyor, saçını uzatıyor. Kulağına küpe takıyor, dövme yaptırıyor, takıldığı mekanlar belli, oradaki kızlar, kızla erkekli ortamlar farklı, haliyle endişeleniyorlar aileler. Bu konuda neler söylüyorsunuz? Yani bu sertlik yaşam biçimine nasıl yansıyor? Özellikle polis baskınları, Akmar pasajına basmalar, tutuklamalar, gözaltına almalar sırf giyiminden dolayı. Ama giyimi de şey işte bayağı böyle metal, oradan zincirler, minciller böyle taşıyor, yırtık pırtık saçlar. Direkt toplumun dışına itilme. Peki sizin ailenizle ilgili herhangi bir şey yaşandı mı? Yani bu tarzını, bu saçını, bu duruşunu, müziğini nasıl kabul ettiniz? Yani müziği kabullenme çabasına girmediler ama red çabasına da girmediler. Orada bir şanslıydım ben. Yani uzun saç ve dövme kısmında biraz sıkıntılar yaşadık ailemde. Ama yavaş yavaş oturuyor yani. Her ailede zaten bir yerden sonra çok zor durumlarda bile kabul edebiliyor. Mahalle baskısı var mıydı peki mahallede? Mahalle rahat... Yani ben şahsen mahallede büyümedim. Büyüyen var mı arkadaşlar işimizde? Bu soru cevaplanmadı. Soner'cim lütfen. Nerede? Plaza'da mı büyüdün oğlum? Nerede büyüdün? Yok hocam ya yani tek apartman pek böyle mahalle durumu yok. Hani kimse kimseyi tanımıyor. Bir şey yok. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Benim de işte gençliğimde siz yaşlardayken saçım belimdeydi. Kıvır kıvır saçlarım vardı yani. Belime kadar saçım vardı. Çok görmek isterdim hocam. Mahallenin o bıçkın delikanlıları beni sıkıştırmışlardı yani. İbne misin ulan sen? Bir de küpe takıyorsun. Ne dinliyorsun? Ya bakayım buraya falan şeklinde böyle bir bana bir ders vermeye çalışmışlardı. Çok enteresan. Böyle baskılar olabiliyor. Yani toplum zaten seni biçimlendirdiği için, gelenekler, görenekler seni köşeye sıkıştırdığı için bu tür şeyler yaşanabilir. O yüzden soruyorum. Sen neler yaşadın? Rüzgar, sen ailenle ilgili bir şey paylaşmak ister misin? Hocam benim ailem her zaman muhteşem insanlar oldu. Hatta babamla birlikte rock müzik yaptık, sahnelere çıktık. İzmir Barosu'nun avukatlar grubunda ben gitaristlik yapıyordum, o solistlik yapıyordu. Kendisi de avukat. Çok da muhteşem bir insandır. Annem ona keza Scorpions dinleyen bir kadın, Dire Straits dinleyen bir kadın. O konuda çok şanslıyım ben. Hatta ben çevrem sayesinde bu müziğe yöneldim. Önceden Türkçe rock dinliyordum. Pop dinlediğim oluyordu bazen. Tabii canım şimdi tabii sizin jenerasyon farklı. Bizdeki dönemi düşündüğünde yani ben hangi dönemden bahsediyorum? 80'li yıllardan bahsediyorum. 85'lerde falan böyle Türkiye evriliyor, başka türlü yönetiliyor, başka şeyler var. O dönemde yaşayan bir genç olarak yaşadım ben sıkıntıyı, paylaştım sizinle ama artık yeni Z kuşağı çok daha farklı, çok daha özgür, çok daha yeniliklere açık bir şekilde yaşadığınıza inanıyorum ben. Bizler kadar böyle çok yoğun bir sıkıntı yaşamadığınızı tahmin ediyorum. Türkiye'deki metali konuşalım. Nerede, ne şekilde başladı? Benim notlarıma bakıyorum. Exotic Band 85-80 arası galiba. Doctor School sonrasında. O var galiba. Vakoroma vardı Taksim'de. Hatırlayan var mı? Sizin yaşınız müsait değil. Yakalayamadım hiç o dönemi. Otelin, Sheraton Oteli mi ne? O Taksim'deki otelin adı ne? O otelin altında Vakoroma. Vakko'nun kafeterya, sosyalleşme ortamı vardı. Gençler oraya giderlerdi. Kapalı bir ortam. Göt kadar ufacık bir sahne. O sahnede işte metal grupları
İşte bu egzotik bandlar, efendim Metalium, Necropsy, Malt, Metafor, bunlar orada bir şekilde canlı performans sergilerlerdi. Ve çok ilginç arkadaşlar, şeyi tespit ettim. Tişört yok. 70'lerde tişört yok. Tişört yok. Ve bakıyorsun abi, hep kazaklı tipler, böyle montlu tipler falan böyle. Ta seyircisine baktığında hani vardı ya böyle tişörtünde burada bir Megadeth yazar, ne bileyim bir şey vardır, kafatası vardır, başka bir şey vardır, bir sembol vardır. O dönem bildiğin annelerimizin ördüğü kazaklar vardır ya o dönem. Yine ben kendi jenerasyonumdan bahsediyorum, sizin için bir şey ifade etmiyor. Annem hakikaten kazak örerdi ve biz kazakları giyerdik yani annelerimiz. Öyle bir durum. O dönemin şeyi, giyim tarzı, modası öyleydi. Çok enteresan. Girin bakın YouTube'a, 80'lerde metal Türkiye'de. Çok acayip. Ama şimdi o dönemi değerlendir ya. Yani yeni bir akım başlatıyorsun. Yeni bir anlayışla var olmaya çalışıyorsun. Kendini ifade etmeye çalışıyorsun. Biraz o gruplara, o gruplardaki arkadaşların yerine kendini koyduğunda ne düşünüyorsun? Yani çok yeni bir şey var ve çok beğenilen bir şey bu. İmkanların da az. Şey yok, öyle stadyum konserleri falan yok, açık hava konserleri yok. Sinema salonlarında verilen konserler var. Yani düşün, Moda sinemasında, İnci sinemasında verilen konserler var. Ve oraya giriyorsun abi, adamla anlaşıyorsun, sinema patronuyla. Ve borçlu çıkıyorsun. Niye borçlu çıkıyorsun? Koltuklar kırılıyor, bilmem ne oluyor. Çünkü insanlar kendilerini kaybediyorlar, kendilerinden geçiyorlar. O müziğin ritmine kaptırarak bir hipnoz yaşıyorlar, bir yükselme, bir arınma yaşıyorlar. Çok acayip bir şey. Nasıl etkisi altına alıyorsa. Hocam öyle deyince tabii şey değil gibi oluyor. Bir ritüel gibi oluyor. Dedikodular evet. Da bu şekilde çıkıyor zaten metalle ilgili. Yani bir arınmadan daha çok tamamen enerji atmayla alakalı. Yani bir insan neden dans ediyorsa orada o yüzden headbang yapıyor. O yüzden işte mosh pit yapıyor. İnsanlar dönüyor, birbirine omuz atıyorlar ama eğlenerek yapıyorlar. Ne demek? Mosh headbang pit. Anladım. Headbang'le örnek ver. Şu değil mi headbang? Headbang kafa sallamaya deniyor. Tamam. Mosh pit ne mosh? Mosh pit insanlar bir yuvarlak oluşturuyor, ortası boş oluyor, içinde dönüyorlar, birbirlerine çarpıyorlar. Bir de Wall of Death var. Wall of Death dediğimiz şey de insanlar ikiye ayrılıyor, karşılıklı bekliyorlar. Sonra şarkının patlama yeri veya breakdown dediğimiz düşüş yavaşladığı ve tansiyonun arttığı yer geldiğinde birbirlerine giriyorlar, omuz atıyorlar vesaire. Ben buna İstanbul'da bir konserde, Ginger konserinde tanıklık etmiştim. İlk defa orada yaptım. Ve çok eğlenceli. Yani biri düşünce diğeri kaldırıyor. Hani iyi misin falan diye soran da oluyor. Tabii Türkiye'de böyle. Festivallerde falan ezilen oluyor. Orası ayrı bir konu. Peki bu tarikatlar sizlerden etkilenmiş olabilir mi? Onlar da sizlerden mi? Sizlerden derken nasıl? Hocam hiç sanmıyorum. umarım değildir yani. Şimdi YouTube'da şey vardı, metal insan sağlığına iyi geliyor şeklinde üşenmemiş genç bir arkadaşımız sıralamış. İyi ki yapmış. Şimdi metal yapanlar ve metal müziği dinleyenlerdeki biyolojik yapılarında ne tür değişiklikler oluyor? Yani işte adrenalin salgılaması, ateş yükselmesi, basıncın yükselmesi, dinamik, enerjik hissetmek, arınmak, yükselmek. Bir tür hipnoz, terapi şeklinde yorumlar var. Çok acayip. Mutlaka böyle bir şey olmalı ki peşinden sürüklüyor kitleleri. Ne diyorsunuz? Hayko Cepkin hocam bir röportajında şey diyordu. Bizim konserlerden çıkanlara dikkat edin, özellikle surat ifadelerine. Böyle bir yoga ertesi suratı görürsünüz. Böyle boş bir sırıtış. Böyle bir mayışma hali görürsün. Yoga ertesi demek istediğine emin misin, yoksa yumuşatıyor musun? Çok merak ettim. Yoga ertesi. Hakikaten yoga ertesi. Metal müzikle ilgileniyor olmak bir kere akıllı işi değil. Akıllı işi değil. Bu deli kaçık. Gelecekte de çok daha iyi yerlerde olacaklar. Böyle bir canlı yayında uzaktan maalesef korona yüzünden görüyorsunuz neler yaşıyoruz. Halbuki korona olmasaydı bu sohbeti, bu muhabbeti bir kafede, bir barda, bir ortamda interaktif olarak gerçekleştiriyor olabilirdik.
çok da eğlenceli olurdu. Bunun için de İzmir'e gelebilirdim. Ama görüyorsunuz korona. Koronadan sonra söz ulan.